Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very good morning and afternoon or Esselamu evening, aleyküm ve joining rahmetullahi. Günaydın, tünaydın veya iyi akşamlar dünyada neredeyseniz. Umuyorum ki sesim iyi geliyordur. Tamam. Adım Omar Hüseyin'i. Uluslararası İslami Likidite Yönetim Şirketi'nin görevi sonlanmak üzere olan başkanıyım. IILM adlı kuruluşumuz merkezi Malezya'da Kuala Lumpur'da bulunan bir finans şirketi. Burada ilk olarak burada paylaştığım görüşler şahsi görüşümdür. Uluslararası İslami Likidite Yönetim Şirketi'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Ve burada farklı bilgileri sizinle paylaşacağım ancak bunları kendi şahsi görüşüm olarak paylaşacağım. Değerli başkan ve değerli hanımefendiler, beyefendiler, burada bir davetli konuşmacı olarak bulunuyorum. 7. Uluslararası İslam Birliği Kongresi'nde. Bu hayırlı etkinliğe beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu yılki kongrenin teması aslında adalet konusunun dünyada ne kadar güncel olduğunu, özellikle Müslüman dünyasında ne kadar güncel olduğunu gösteriyor. Nitekim sömürgecilik ve emperyalizm mirası sadece siyasi ve sosyal sistemleri alt üst etmekle kalmadı Müslüman ülkelerde. Aynı zamanda bu ülkelerin adalet sistemleri de yıktı geçti. Ve burada yabancı hukuk kurumlar ve yasalar ülkelerin kendi gelenek ve değerleriyle çelişir nitelikteydi. Ve Müslüman dünyasının nüfusu toplam dünya nüfusunun %20'sini oluştursa da ve batılı ülkelerdeki Müslümanları sayarsak bu oran daha da yükseliyor. Üzüntüyle görüyoruz ki bu hukuk sistemlerinin eksikliği ve nedeniyle Müslüman ülkelerin gelenekleriyle örtüşmeyen sistemler kullanılmaktadır. O yüzden bu yasaların uluslararası yasaların İslami değerlerle uyumlu hale getirmesini gerekli kılmaktadır. Değerli konuklar, bu kısa konuşmamın konusu Müslüman dünyasında adaletin desteklenmesi, İslam İşbirliği Örgütü'nün Uluslararası İslami Adalet Mahkemesi'nin kurulmasında rolü. Burada 1981 yılında bir Uluslararası İslami Adalet Divan kurulmasına yönelik adımlar atılmıştı. Ve İslam dünyasında yaşanan krizler nedeniyle bugün Uluslararası bir İslam Adalet Divanı'nın kurulmasına ciddi bir ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle 1984'te İslami Devletlerin Dışişleri Bakanlarının zirvesinde bir karar tasarısı üye devletler tarafından kabul edildi ve Uluslararası İslam Adalet Divanı kurulması öngörülüyordu. Ancak devam eden yıllarda bu karar revize edildi ve 1987'de 5. İslam Zirvesi'nde kabul edildi. 1987'den bu yana farklı karar tasarıları onaylandı. Uluslararası İslam Adalet Divanı'nın kurulmasıyla ilgili ama bunlar hayata geçirilmedi. Öte yandan Müslüman dünyasındaki siyasi krizler ve jeopolitik durumlar nedeniyle birçok danışman Uluslararası İslam Adalet Divanı'nın kurulmasının gerekliliğini işaret ediyor. İslam İşbirliği Teşkilatı bu yıl 2023 yılında Uluslararası İslam Adalet Divanı'nın kurulması için belli stratejileri ortaya koydu. Burada bu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanlarının Mart 2023'te Moritanya'da onayladığı karar tasarısının hayata geçirilmesini öngörüyor. Mart 2023'te Moritanya'da kabul edilen bu karar tasarısında farklı konular yer alıyordu. Bunları bu konuşmada özetleyeceğim. Bu konulardan biri
Uluslararası İslam Adalet Divanı'nın hukuki statüsünün belirlenmesi ve bunun İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş tüzüğüne eklenmesi. Böylece tüzükte İslam Adalet Divanı'nın kurulmasını önünü açacak bir değişikliğin yapılması, aynı zamanda divanın kendisinin de kuruluş tüzüğünü oluşturması öngörülüyordu. Ancak bazı üye devletlerin bu karar tasarısını kendi parlamentolarında onaylamaları bekleniyor. İkincisi, Uluslararası İslam Adalet Divanı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı'nda kurulması ile ilgili hala bazı tartışmalar devam ediyor. Yani hala burada hukuki alanlarda ve hukukun üstünlüğü alanında İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında işbirliğini artırmaya ihtiyaç var. Bir Uluslararası İslam Adalet Divanı'nın kurulması aslında Müslüman dünyasının adalet, barış ve onur talebini yansıtan bir adım olacaktır. Yani hepimizin kolektif taahhüdünü, işbirliğini ve yaratıcılığını gerektiren bir çabadır. Ve bu konuşmada da bu hedefle ilgili bazı zorluklar ve bu hedefimize sadece faydalardan bahsedeceğim ve bunun gerçekliğe dönüşmesi için neler yapılması gerektiğinden bahsedeceğim. İslam İşbirliği Teşkilatı, Müslüman dünyasındaki ikinci büyük uluslararası kuruluş. Müslüman dünyasında İslam İşbirliği Teşkilatı, aynı zamanda tüm dünyada Birleşmiş Milletler'den sonraki en büyük uluslararası kuruluş. Dört kıtada 57 üyesi var. Yani hepinizin bildiği gibi 1969'da Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıdan sonra kurulmuştu. Çünkü o saldırı Müslüman dünyasında ciddi bir tepki yaratmıştı. Ve bu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın temel hedefi siyasi, ekonomik, finansal, sosyal, kültürel ve hatta insani alanlarda işbirliği alanlarını keşfetmekti. Ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın tüzüğüne göre temel hedeflerinden biri de üye devletlerin küresel, siyasi, ekonomik ve sosyal karar verme sürecine aktif katılımını sağlamak ve bu ülkelerin ortak faydalarını ve çıkarlarını korumaktı. Bu hedefi gerçekleştirmek için İslam İşbirliği Teşkilatı bazı organlar oluşturdu. Örneğin İslam Zirvesi, Dışişleri Bakanı Konseyi, Çalışma Komiteleri, Yürütme Komitesi ve Genel Sekreterya. Ancak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın en önemli ancak eksik olan organlarından biri İslam Adalet Divanı'dır. Neden bir Uluslararası İslam Adalet Divanı'na ihtiyacımız var? Cevap çok basit. Çünkü adalete ihtiyacımız var. Adalet temel bir ihtiyaç. Yaptığımız her şeyde olan bir ihtiyaç. Ve biliyoruz ki adalet İslam'da çok temel bir değer. Kur'an-ı Kerim'de de böyle söyleniyor. Now Allah says, "O you who have been Hani Allahu Teala diyor ki, hepiniz adalette sağlam durun. Yani kendinize karşı bile olsa, akrabalarınıza, kardeşlerinize karşı bile olsa adaletle karar vermekten geri durmayın diyor. Yani insan haklarının uluslararası evrensel insan hakları beyannamesinde de bu belirtiliyor. Herkesin bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkı vardır deniyor. Ve kendilerine karşı her türlü suçlama konusunda tarafsız bir şekilde yargılanma hakkı vardır deniyor. Ve barış için de bu divana ihtiyacımız var. Hazreti Muhammed diyor ki, adaletin temeli hakikattir. Bu hadis aslında biliyorsunuz Musnad Ahmet'in derlemesine yer alıyor ve adalet konusu dünyanın birçok bölgesinde ihlal ediliyor. Özellikle Müslüman dünyasında bunu üzülerek söylüyorum. Ve her gün farklı zulümler ve eziyetler görüyoruz. Keşmir, Myanmar, Suriye, Gazze sürekli olarak işgal, saldırı, ayrımcılık ve hatta cezalandırma ya maruz kaldıklarını görüyoruz ve bazı kendi üye devletlerimiz arasında çatışmalar olduğunu görüyoruz. Üye devletler derken İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerini kastediyorum. Çünkü dünyanın en fazla istikrarsızlık olan bölgesindeyiz.
Aynı zamanda hesap verebilirliğin olmadığını görüyoruz. Hükümetler nezdinde de yolsuzluklara karşı hesap verebilirliğin olmadığını görüyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın gayet iyi durumda yolsuzluk açısından ama bazı ülkelerde adam kayırmacılık, yolsuzluk gibi sorunlar çok yaygın görülüyor. İslam dünyası işte bugün böyle sorunlarla karşı karşıya ve bunlarla baş etmek için kolektif olarak harekete geçmemiz gerekiyor. Ben de Astana bu konferansı düzenledikleri için ve modern döneme uygun çözümler bulmaya çalıştığı için teşekkür ediyorum. Uluslararası İslam Adalet Divanı aslında çok güçlü ve etkili bir araç olabilir bu zorluk ve tehditler karşısında. Ve Müslüman dünyasının çıkarlarını savunmamıza da faydalı olabilir. Uluslararası İslam Adalet Divanı aynı zamanda çatışmaların çözülmesi için bir platform da teşkil edebilir. Hem üye devletlerin kendi aralarında hem de üye devletlerin diğer devletlerle arasındaki çatışmaları İslam hukukuna ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmesine yardımcı olabilir. Ve aynı zamanda suç işleyenlere hesap sorulması için de bir platform olabilir. Soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, saldırılar gibi suçlar uluslararası hukuka göre ve İslami hukuka göre yargılanabilir. Ve aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerin meşruiyetini de güçlendirebilir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın küresel arenadaki rolünü de güçlendirebilir. Uluslararası bir İslam Adalet Divanı'nın kurulmasının faydaları çok açık. Ancak karşımızda çok ciddi zorluklar da var. Daha önce birkaç tane bu zorluktan bahsettim. Birkaçından daha bahsedeyim. İslam İşbirliği Teşkilatı siyasi, hukuki ve pratik zorluklarla karşı karşıya bu hedefi gerçekleştirme konusunda. Özellikle üye devletler arasında işbirliğinin olmaması ve hukuk sistemlerinin durumu, üye devletlerin hukuk sistemlerinin egemenliği, finansman meseleleri ve elbette bazı harici faktörlerden kaynaklanan direnç. Bu engeller ve zorluklarla işbirliği teşkilatı baş etmek zorunda ki Uluslararası İslam Adalet Divanı hedefini gerçekleştirebilsin. Peki İslam İşbirliği Teşkilatı bu zorlukları ve engelleri nasıl aşabilir? Bu çok iyi bir soru. Cevabı da çok basit değil. Ama bence buna cevap verilebilir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kapsamlı bir stratejik yaklaşım benimsemesi gerekiyor. İlk olarak İslam İşbirliği Teşkilatı kapsamlı bir istişare süreci yürütmeli. Bu Uluslararası İslam Adalet Divanı'nın kurulmasında nasıl bir süreç izlenecek konusunda. Üye devletlerinden akademisyenler, araştırmacılar, alimler bu sürece dahil edilmeli. Ve daha önce de bahsettiğim gibi geçen ay Cidde'de bununla ilgili bir görüşme yapıldı ve umuyorum ki oradan elde edilecek sonuçlar nihayetinde hayata geçirilir ve biz de bu mahkemeyi kurmak, bu divanı kurmak için somut adımları görürüz. Ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın tüzüğü var, kuruluş sözleşmesi var ama bizim sadece üye devletlerin bu tüzüğü, bu İslam Adalet Divanı'nın kurulmasını öngören bu sözleşmeyi kendi meclislerinde onaylamasını bekliyoruz. Sanıyorum burada dördüncü kez konuşuyorum sanıyorum bu konuda ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu Uluslararası İslam Adalet Divanı için tabii ki hakimler, yargıçlar tayin etmesi gerekiyor ve aynı zamanda divanın profesyonel bir şekilde ve tarafsız bir şekilde çalışmasını da garanti etmek durumunda. Ve burada belirtmek istediğim beşinci konuda İslam İşbirliği Teşkilatı, Uluslararası İslam Adalet Divanı desteklemek için gerekli finansmanı, kaynakları ve siyasi desteği sağlamalı. Ve kamuoyunda da bu konuda farkındalık yaratmalı. Çünkü İslam İşbirliği Teşkilatı bu önerdiğimiz Adalet Divanı'nı kurmak için bu tür adımlar atılabilir. Biliyoruz böyle bir plan var. Ancak bu planın bir an önce hayata geçirebilmesi için adım atılması gerekiyor. Çünkü 40 yıl önce başladı bu tartışma ve 40 yıldır biz bekliyoruz. 2023'te bu fikri yeniden değerlendiriyoruz. Güzel bir adım. Biraz geç kalındı ama bence hala bu yönde adımlar atmak çok önemli olacaktır. Yani 40 yıldır
bu devam eden tartışmayı nihayet hayata geçebiliriz. Elbette bu iş kolay değil ama imkansız da değil. Burada İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üye devletlerinin bilgeliği ve cesareti gerekiyor. Aynı zamanda diyalog ve işbirliği gerekiyor. Ve üye devletlerin birbirlerine karşı saygı göstermesini, tüm üye devletlerin sürece dahil edilmesi gerekiyor. Sonuç olarak konuşmamın ana konusuna geri dönmek istiyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı artık Uluslararası İslam Adalet Divanı'nın kurulması için nihai adımı atmalı. Ve bu aslında Müslüman dünyasının adalet, barış ve onur talebini yansıtan bir adım olacaktır. Ve bunu gerçekleştirmek için hep birlikte taahhüt vermemiz, yaratıcı olmamız ve işbirliği yapmamız gerekiyor. Umuyorum bu konuya biraz ışık tutabilmişimdir ve bu konuda birilerini harekete geçirmeyi başarabilirim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok teşekkür ederim.